1969 yılında Life's Good sloganıyla hayatımıza yeni bir marka girdi. Adı LG. Kökleri 1947 yılına kadar giden LG, kurulduğu ilk dönemde plastik kimya endüstrisinin Güney Kore'deki öncülerinden oldu. Yıllar sonra Gold Star adıyla elektronik alanına giren firma, radyolardan televizyonlara, çamaşır makinelerinden buzdolaplarına kadar ev elektroniğinde dev bir marka haline geldi ve 1969 yılında LG adıyla tüm dünyada tanınmaya başlandı. Elbette tüketici elektroniğinde bir numara olma yolunda ilerleyen bir firma, geleceğin en önemli pazarlarından biri olacak olan akıllı telefon sektörüne karşı da ilgisiz olamazdı. İşte tam bu noktada LG Mobile'in hikayesi başlıyor. Bugün akıllı telefon sektöründe kendisini göremiyoruz. Zira LG Mobile bölümü 2021 yılında tamamen kapatıldı. Peki bir döneme damga vuran telefonlar üreten, Android dünyasında fark yaratan bir firma olan LG neden telefon üretmeyi bıraktı? Teknoloji dünyasının başarısızlık hikayelerini anlattığımız Başaramayanlar serisine hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Cansız. İyi seyirler. Tarihler 2007 yılını gösteriyordu. Cep telefonları tüm dünyada kabul görmüş en önemli iletişim araçlarından biri haline gelmişti. Ancak alışılmış tasarım ve özellikler yerini devrim olarak kabul edilen dokunmatik panel tasarımlara ve yazılım özelliklerine bırakacaktı. Apple bu alanda öncü kabul edilen bir ürünle piyasaya dahil oldu. Yapılan duyuru ile insanlara ilk iPhone modeli gösterildi ve dokunmatik ekranlı telefon devriminin startı verildi. Aslında hepimiz dokunmatik ekrana sahip ilk telefonun iPhone olduğu noktasına hemfikir olabiliriz. Ancak iPhone duyurusundan 2 ay kadar önce LG Prada ismiyle ilk dokunmatik telefonu duyurmuş ve çoktan piyasaya sürmüştü. LG Prada, LG'nin ilk dokunmatik telefon denemesiydi. Her ne kadar üretilen ilk dokunmatik ekrana sahip telefon olsa da sunduğu düşük çözünürlük, düşük depolama kapasitesi ve işlevsel olmayan arayüz cihazı iPhone'un gölgesinde bıraktı. LG'nin ilk akıllı telefon denemesi ise 2009 yılında üretilen GV620 modeli oldu. Tam dokunmatik bir ekranın yanında kızaklı QWERTY klavyeye de sahip olan bu model Android tarafında geliştirilen ilk LG model oldu. 2011 yılında LG Optimus 2X modeliyle dünyanın çift çekirdekli işlemcisine sahip ilk telefonu unvanını aldı. Bu model piyasaya iyi bir giriş yapsa da LG adını daha fazla duyuran model 3 yıl sonra LG Optimus G adıyla geldi. LG'nin amiral gemi serisi kabul edilen G serisinin ilk modeli olan Optimus G, döneminin en iyi işlemcisi olan Snapdragon S4 Pro işlemcisine, büyük bir ekrana ve yüksek çözünürlüklü kameraya sahipti. Döneminin rakipleri Samsung ve HTC ile güçlü bir rekabete giremese de bu ürün LG'nin gelecek modellerinde daha fazlasını sunacağı öngörüsü oluşturdu. Ki 2013 yılında LG hem Android dünyasında hem de ürettiği telefonlar içerisinde büyük sükse yaratan LG G2 modeliyle bu öngörüyü gerçeğe dönüştürdü. LG G2 rakipleri Samsung ve HTC modellerinin bile ötesinde bir deneyim sunuyordu. Rakip modellere göre daha büyük bir pile sahipti, kamerası Full HD 60 FPS kayıt alabiliyordu ve ekran çerçeve oranı döneminin en iyilerindendi. Her ne kadar ses kontrol ve güç düğmesinin arka alanda çalışılması eleştirmenleri ikiye bölse de çift tıklamayla açılan kilit ekranı ve güçlü ses özellikleriyle birleşen fiyat avantajı LG G2 modelini döneminin en iyilerinden yaptı. Bir yıl sonra üretilen LG G3 modeli ise G2'nin başarısını sürdüren daha iyi bir model olarak duyuruldu. Bu modelde benzer bir tasarım yapısına sahipti ancak 1440p çözünürlükte daha büyük bir ekran ve 4K video kaydı alabilen ilk telefon unvanlarına da sahipti. LG ürettiği modellerde sürekli olarak yeni özelliklere yer veriyordu. İlk dokunmatik ekranla başlayan bu süreç ince çerçeveler, daha büyük pil, daha yüksek çözünürlükler ve daha büyük ekranlarla sürekli gelişti. Üstelik bu geliştirmeler sektördeki diğer firmalar için de güçlü bir inovasyon kaynağı oldu. Her yeni modelde üzerine koyan LG, yüksek satış rakamlarının yanında iyi bir marka algısı oluşturdu ve süreci yenilik odaklı ilerletmeye karar verdi. Ancak planlanmamış yenilik vizyonu şirketin mobil taraftaki sorunu haline geldi. Tarihler 29 Nisan 2015 yılını gösteriyordu. LG, başarılı G serisinin son üyesi G4 modelini piyasaya sundu. Beklentilerin üzerinde bir satış başarısı sürdüren model, önceki modellerin ortak tasarım yapısının yanında yine gelişmiş özelliklere sahipti. Yüksek çözünürlüklü bir ekran, harika fotoğraflar çekebileceğiniz bir kamera ve deri kaplamasıyla fark yaratan arka kapak ile LG G4 modeli kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Ancak model piyasaya sunulduktan birkaç ay sonra çeşitli donanım sorunlarıyla gündeme gelmeye başladı. İlk sorunlar cihazın dokunmatik ekranlarında tutarsızlık olduğu yönündeydi. LG konu ile ilgili olarak bir güncelleme sundu ancak bazı modellerde sorun çözülmedi. Öte yandan LG G4, bootlop adı ile bilinen daha büyük bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Buna göre G4 içerisindeki bazı parçalar birbirleriyle tam temas etmeyecek şekilde montajlanmıştı. Bu durum cihazın sonsuz şekilde yeniden başlatma döngüsüne girmesine ve tamamen kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu. LG durum hakkında hızlı bir aksiyon alarak cihazlara destek sunacağını belirtti ve sorunlu cihazları yeni telefonlarla
telefonlarla birebir değiştirdi. Ancak değişimden gelen telefonların da aynı sorunu yaşaması LG'ye olan güveni ciddi şekilde sarstı. Öyle ki Amerika'da LG'ye sorunlu telefon sattı ve sorunlu telefonları toplatmayarak aynı sorunlu ürünlerle değişim yaptığı için dava bile açıldı. Diğer yandan G4 modeli kullandığı işlemci sebebiyle de normalden daha fazla ısınıyor ve bazı modellerde anakart arızasına sebep oluyordu. Ekran gölgelenmeleri, mikrofon sorunları gibi daha birçok donanımsal sorun LG G4 modelinin kötü anılmasına sebep oldu. Ülkemizde de birçok kullanıcıyı etkilen bu sorunlar için LG, teknik destek yanında benzer bir değişim programı sunsa da ithalat üzerinden satılan çok sayıda cihaz ne yazık ki bu desteklerden faydalanamadı. Tabii ki bu durum tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de LG'ye karşı bir güvensizlik oluşmasına sebep oldu. LG G4 modeliyle ciddi bir imaj kaybı yaşasa da dağılan imajı toparlamak için yeni modellere yatırım yapmaya başladı. Firma telefonlarını daha fazla yenilik içeren teknolojilerle sunmak istiyordu ve bu alandaki ilk ciddi denemesini LG G5 ile gerçekleştirdi. LG G5 modüler yapıya sahip ilginç bir telefon denemesi oldu. Bu modelde LG telefonun önemli donanımlarını değiştirebilme ve telefonu ihtiyaca göre yeniden şekillendirmenin öncüsü olmayı denedi. Denedi diyorum çünkü insanlar bu telefona yeterince ilgi göstermedi. Bir parçayı çıkarıp takma fikri teoride iyi bir fikir gibi görünüyordu. Ancak yaygın olmayan parçalar, belli olmayan bir standart ve değiştirilen parçaların ekstra özellikler sunmaması bu fikri ve ürünü yeterince çekici kılmadı. LG G5 iyi fikirle geliştirilmiş bir telefondu. Ancak önceki modelin yaşadığı sorunlarla başlayan güvensizlik ve yeni modelde sunulan bu deneysel özellikler tüketicileri LG markasına yakınlaştıramadı. Sonun başlangıcı olarak kabul edilen bu durum LG için durdurak bilmeyen yıllık zararların oluşmasına sebep olacaktı. LG 2015 yılına kadar mobil tarafta sürekli olarak kar açıklayan bir şirketti. Ancak G4 ile düşüşe geçen karlılık 2015 yılında yani G5 modelinden sonra bilançolara sürekli zarar olarak yansıdı. Öyle ki firma kapanmaya kadar giden süreçte her yıl zarar üzerine zarar açıkladı. Peki bu yok oluşun sebebi G4 modeli miydi yoksa şirketin verdiği yanlış kararlar mı? LG mobil alanda yeniliklere sıkça yer veren ve bu alanda diğer üreticilere gerçekten ilham kaynağı olan bir firmaydı. İnce bir ekran kasa oranının etkileyici göründüğünü, daha büyük bir pilin mümkün olabileceğini G2 modeliyle diğer markalara gösteren oydu. Hatta bugün neredeyse her telefonda gördüğümüz geniş açılı lenslerin bile öncüsü LG'ydi. Çünkü bu lensi LG, G5 modelinde ilk kez kullanan firmaydı. Aslında yenilikler firmaları ayakta tutan en önemli etkenlerin başında geliyor. Fakat LG için yenilik kavramı bir şeyleri standart haline getirmekten çok onu deneyebilmek, bir sonraki modelde yenisine geçmek olarak sınırlıydı. Öte yandan geliştirilen özellikler teoride çok iyi görünüyor olsa da pratikte ya çok kullanışsız ya da çok zamansız özellikler olarak karşımıza çıkıyordu. Örneğin şu telefona bir bakın. LG Win adıyla piyasaya sürülen bu modelde LG iki farklı ekranı tek bir cihazda konumlandırarak farklı bir amaç güttü. Ne işe yarayabileceği tam olarak bilinemeyen bu ikinci ekranı tam kapasite kullanabilen bir uygulama olmadığı için ekranın varlığı sadece maliyet arttırıcı bir unsur olarak kaldı. Zaten model aşırı pahalıydı ve yeterli ilgiye görmedim. Bir başka model olan LG V50 de benzer bir yapıyla geliştirildi ve katlanabilir telefonlara farklı bir açıdan yaklaşarak acı başarısızlığı tattı. Teknolojik olarak kullandığımız çoğu ürün tasarımsal anlamda artık belli bir standarda oturmuş ve bitmiş durumdalar. Örneğin mouse'lar, oyun kumandaları gibi. Akıllı telefonlarda da kalıp artık tam anlamıyla belirlenmiş durumda. Önde büyük bir ekran, arkada kameralar ve bu kadar. Tuşlu telefondan dokunmatik telefonlara geçiş gerçek bir devrimdi. Ancak aynı ürünün biraz daha iyi özelliklere sahip donanımlı olmaları artık büyük bir devrim olarak kabul edilmiyor. Bu yüzden tüm modeller neredeyse birbirinin kopyası oldu ve yeni sunulan özellikler bizi eskisi gibi heyecanlandırmaya yetmiyor. Öyle ki katlanır telefonlara bile insanlar yeterli ilgiyi göstermiyorlar. İşte firmalar ki konumuz LG, bu alanda standartlaşmış ürünleri yeniden icat etme çabaları çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanıyor. LG'nin yenilik denemeleri de bu başarısızlıklardan gereken payını aldı. Cihazlar belki yenilikçi görünüyordu ancak bu deneysel özellikler yeni serilerde ne yazık ki devam ettirilmiyordu. Örneğin G5 modüler yapısıyla insanları tanıştırdı ancak bir sonraki nesilde bu özelliği neredeyse yer vermediler. Dolayısıyla bir şeyleri deneme üzerine ürünler geliştirildi ve ürünler ne sunduğu bile anlaşılamadan eskimeye bırakıldı. Eğer gerçekten inandığınız bir ürününüz varsa bu ürünü sonuna kadar devam ettirmeniz beklenir. Ki bir üretici olarak ürünü yarı yolda bırakırsanız elbette kullanıcılar da size gerekli desteği sunmazlar. LG buradaki en büyük hatayı yenilikçi modellerini kendini ispatlamış olan amiral serisi olan G serisi üzerindeki modellerde denemektedir.
malzemesiyle yaptı. Sonuç olarak ne olacağı belli olmayan özelliklerle doldurulan bu seri başarısız modellerle öldürülmüş oldu. Belki bunun yerine ayrı bir seri düşünülüp bu deneysel özellikler burada değerlendirilseydi çok daha sağlam modellerle G serisini hala bugün konuşuyor olabilirdik. Diğer yandan LG en büyük zararı yeni modellerinden görse de yazılım tarafında da üzerine düşeni yerine getirmedi. Üretilen cihazlara yazılım desteği neredeyse hiç verilmiyordu. Android platformunu kullanmasına rağmen arayüz rakiplerinin yanında çok basit kalıyordu. Yayınlanan yeni Android güncellemeleri ise en güncel modeller için bile ya çok geç ulaştırılıyordu ya da hiç gelmiyordu. Haliyle yazılım tarafında da LG iyi bir destek sağlayamadı. Firmayı batışa sürükleyen bir diğer etken de yetersiz kalan pazarlama faaliyetleriydi. LG diğer güçlü telefon üreticileri gibi reklam harcamalarına neredeyse yer vermiyordu. Bu durum cihazların bilinirliğini azaltırken yeni müşterilere ulaşımı çok daha zorlaştırıyordu. Üstelik firmanın aynı HTC gibi çok sayıda farklı isimli modeli mevcuttu. Bu isimler dikkat çekici olsa da müşteri tarafında herhangi bir anlam ifade etmiyordu. G serisi gibi ardışık artan seri denemeleri kısa isim tanımlarına kıyasla daha başarılı olmuştu. Tüm bu süreç içerisinde LG son 6 ayında yani 2015 yılı itibariyle piyasada zarar üzerine zarar açıkladı. Yeni cihaz denemeleri şirkete gereken karlılığı sağlayamadı ve artık pazar payı geri dönülemeyecek şekilde düşen şirket 2021 yılında mobil alandaki faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı. Hiç şüphe yok ki LG akıllı telefon pazarında çok büyük bir iz bıraktı. İlk nesillerde ürettiği modeller hem akıllı telefon pazarında fark yaratmış hem de kullanıcı tarafında büyük ilgi görmüştü. Ancak LG daha farklı şeyler sunabilmek adına standart bir nokta belirleyemedi. Diğer büyük markalar örneğin Samsung veya Apple'ın modellerine baktığınızda bu ürünlerin neye sahip olup neye sahip olmadıklarını az çok bilirsiniz. Geliştirmeler genellikle tek bir şey üzerinde ufak ancak istikrarlı olarak sürdürülür. Ancak LG her yeni modelinde bambaşka bir özellik sundu ve bu sunduğu özelliği bir sonraki nesilde kullanmadı. Dolayısıyla ürünlerinin neye odaklandığı bilinemeyen şirket akıllı telefon pazarından bu şekilde silindi. Ne düşünürsünüz bilmem. Ancak ben teknoloji alanında farklı markaların rekabetinin son kullanıcıya her zaman yaradığı görüşündeyim. Bu yüzden LG, HTC, Nokia gibi markaların yok olmasının teknoloji dünyası için çok önemli kayıplar olduğunu düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Evet, bir başaramayanlar videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.